Sevgili Gerçek TV izleyicileri, Bir Gerçek Bakış programından hepinize merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Bugün Hakan Kılıç'la, tabii o savunma konusunda, hava savunma konusunda uzman ama biz ilginç gündemde olan bir konuyu konuşacağız. Yakomos S-245, Netflix'in dünyadaki sıralamasında ilk 10'un içerisine girmiş. Birçok ülkede ilk 6'nın içerisinde çok ciddi bir şekilde izleniyormuş, biz de izliyoruz. Tabi tartışma o kadar çok ki oyunculuktan tut, böyle denizaltı mı olur, böyle Türk askeri gösteriliyor diye bir yeni kez selamlaşma bile yanlış diyen, çarkçı başına yanlış kullanılıyor çarkçı başı diye bir deyim yok diye tutun da her şeye kadar işte nasıl Türk askerini Yunan bankasından para çalan bilmem tecavüzcü bilmem ne gösterirsiniz diye eleştiriler var ama... Yok aslında tecavüzcü göstermediler. O para çalma var ama... Yok konuşuluyor. Şöyle konuşuyor. Öyle bir şey konuşuyor. Şöyle mesela deniliyor. Çok ilginç. Hemen söyleyelim. Şöyle. Orada Yunan bankasında parayı görmüşken fırsat. Dizinin hiç danışmanı mı yok diye konuşuluyor. Evet. Ki, onlara değinelim. Şöyle. Her rütbeden Türk askerine katil, hırsız, psikopat, potansiyel tecavüz gibi gösterdiğini diyor. Bu tür eleştiriler var. Tabii özellikle emekli tümamiral Cem Gürdeniz, Netflix Yakomos S-245 dizisi hakkında görüşlerim diye bir açıklama yaptı. Bugüne kadar yüzlerce denizcilik filmi izledim. Bu kadar kötüsünü görmedim. Dizi şanlı donanmamız ile denizaltıcılığımızı Türk deniz subayını ve as subayını küçük düşürüyor. Bu film için devletten izin alındı mı demiş. Ayrıca devam etmiş, eğer deniz kuvvetlerimizin subay, as subay üniformasını, sembollerini ve denizaltıcılık kültürünü bir filmde kullanıyorsanız, devletin tekel önünde olan bu kullanım için muhataplardan izin almanız gerekir. Film yapmak için neden izin alınmalı diyenlere duyurulur demiş. Ama özellikle bir şey söyleyeyim, yani dünyanın sonu gelmiş, dünyada insanlar ölmüş, aileleriniz ölmüş, tamam gittiğiniz hiçbir yerde canlı yok, eğer güneş görseniz öleceksiniz. Şimdi böyle bir psikolojinin altında İnsanlardan söz ediliyor, yaşanmadan yok bizim askerimiz çok kötü gösteriliyor, ne anlama gelebilir ki burada, ne yapacaklar yani ya çelik gibi bir şey mi gösterecekler? Ben dünyanın sonu geliyor yani. Söylediklerinin bir kısmına katılıyorum, bir kısmına katılıyorum. Bir kere izin alıp alınmaması gerektiği konusunda bilmiyorum. Alınmalı mı ama normalde eğer hani Türk Ceza Kanunu'nda veya belli kanunlarda yazan bir şey haricinde değilse bence hiçbir şey için izin alınmamalı. Yani bir özgür olmalı insanlar. Ama şimdi şunu söyleyeyim. Ben Twitter'da bundan yaklaşık bir yıl önce savaş filmleriyle ilgili bir seri yayınladım. Zincir yayınladım. 80-90 bin izleme aldı. Bayağı bir de beğeni aldı. O da şu. Şimdi sinema eleştirmeni değilim. Film ve sinema uzmanı değilim. Sanatçı değilim ama ben sadece şeyleri değil, stratejik silahlara meraklı olduğum için denizaltılara da çok meraklıyım. Denizaltı yazılarım da var. Dünyadaki bütün denizaltı filmlerini hemen hemen seyretmişimdir. Ve orada uçaklarla ilgili filmler, İkinci Dünya Savaşı filmleri, denizaltı filmleri, gemi filmleri, uzay filmleri diye seri hazırladım. Hepsini attım. Şimdi dolayısıyla meraklı olduğum için bu Netflix'e çıkar çıkmaz gece sabaha kadar hepsini seyrettim. Hazırda Ramazan. Dolayısıyla ben şöyle söyleyeyim. Birincisi... Şimdi şu yönüyle benim en büyük eleştirim şu. Şimdi dünyada işte Daspot gibi böyle çok güzel denizaltı filmleri var. Ama gerçekten denizaltı filmi olarak yani içinde teknik olarak çok rezalet yapılmış denizaltı filmleri de var. İşte bir Rusya'dan denizaltı kaçırma falan. Ama bir de K-19 gibi çok böyle profesyonel denizaltı filmleri var. Ama benim eleştirim şu. Türkiye'de ilk kez bir denizaltı filmi çekiliyor. Bu film çekilirken ya bir tane denizaltıcı bulunup sorulmalıydı. Yani teknik olarak şimdi birazdan anlatacağım filmin bazı şeyleri çok yanlış. Bir de yani sen bir şey mesela şimdi Top Gun filmi çekiyor ya adam mesela. Hükümetle işbirliği için yapıyor. Mükemmel bir şey çekiyor. Bana bakarsan Top Gun filminde bir sürü saçmalık var. Hava savaşlarında şeylerinde. Ama adam bunu yapmış. Mesela burada Özge zannediyorum Pinişçioğlu. O başrolde oynayan hanımefendi. Ölüyor sonradan. Onun mesela... Anadolu Kartalları diye başrolde oynadığı bir film vardı. Mükemmel bir filmdi. Amerika'dan şey getirmişler, kameraman getirmişler, özel uçağın içinde çekimler. Yani o filmdeki hava sahnelerinde bir tanesi F-16'nın arkasına binip de böyle çekmemiş. Özel çekim teknikleri uygulanmış. O film güzeldi. Mesela bakın o filmle bunu kıyaslayalım. Orada mesela hava kuvvetlerindeki bir pilotların o hava okulu öğrencilerinin o havacılık tutkusu, pilotaj tutkusu mükemmel işlenmişti.
Tam filmde evet çok iyi gösteriyorlardı. Hiç böyle buradaki gibi Türk subayını kötü göstermediler falan. Ama ben şunu demek istiyorum. Ya, sen ilk kez bir denizaltı filmi çekiyorsan ya birazcık bunu bir tekniğe uğraştır. Yani bu denizaltıdan iki tane füze fırlattı dedi. Bu aynı sınıfı denizaltı füze yok ki bunda. Torpido de. Sonra mesela şöyle bir şey. İlk bölümde emredersiniz komutanım diyor. Komutan bir talimat daha veriyor. 30 saniye sonra bağış üstüne komutanım diyor. Bağış üstüne ne ya? Karadeniz Hava Kuvvetleri'nde böyle bir şey yok. Bağış üstüne en son Tosun Paşa filminde var. Yani bağış üstüne diyen bir subay ve astsubay Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yok. Böyle bir şey yok. Emredersiniz olur. Denizciler efem der. Vesaire vesaire. Fakat şu var. Yani kötü gösterme yönüyle de şunu demek istiyorum. Yani her kimse ak kaşık değil. Yani sütten çıkmış ak kaşık değil. Her orduda, her şeyde kötü insanlar, yanlış yapanlar olabilir ama yani buradakiler işte efendim normal bir karacı, normal bir hava yer personeli, normal bir deniz subayı falan olsa Ali Bey onu ben anlayabileceğim. Ama denizaltıcılara, şimdi adam denizaltıcıları stres altında kafayı yiyen, disiplinsiz ve denizaltıcıları böyle üçkağıtçılık yapan bir şey olarak gösteriyor. Ama bu orada, çok komik. Ama şöyle bir şey yok mu sen? Dünya gitti diyorsun. Dünya gitti. Yani şimdi o oradaki psikolojiyle öbür tam da bunu söyletmeye çalışıyorum size. Denizaltıcıların her gün dünyası gidiyor. Yani hiçbir denizaltıcı yoktur ki denizaltının içinde giderken hayatının herhangi bir devresinde denizaltıda kritik bir arıza olmuş da o arızayı ertesi gün abi ne yaptınız? Ya abi sorma yapmasaydık biz bugün oradaydık ölmüştük. Hakan, bu adamlar bu stresi sürekli yaşıyor ama. Da Hakan ama şöyle bir şey. Yakınlarınız ölmüş. Yani düşünün haber bir çıkıyorsunuz. Herkes ölü yollarda. Ama ben şunu demek istiyorum Ali Bey. Annen yok, karın yok, kız kardeşin yok, arkadaşların yok, deden o yok. Zaman dünyada, o zaman dünyada hiçbir insana güvenmezsin. Ve zannediyoruz işte sorun o işte onu anlatıyorum. Ve bir de şey senin dışında kimsenin olup olmadığını bilmiyorsun. Ve en önemlisi de oraya sanki özel bir amaçla gönderilmişsin gibi. Yani senin dışında bir irade, bir kurgu, bir ajanlık komutandan bile şüpheleniliyor. Ölen ama komutandan ben, ama ben şunu biliyorum. Yani eğer bir ülkede nükleer silahlar varsa en sağlam adamlar işte nükleer silahlar. Nükleeri geçelim Türkiye'de yok. Normal Türkiye gibi konvansiyonel ordularda stres, disiplin, stres altında çalışma, işte disiplin olma, bir emir komuta en iki sınıf vardır. Biri jet pilotları. Diğeri denizaltı subayları. Yani denizaltı subaylarıyla, su üstü gemilerindeki subaylarla, herhangi bir karacıyla, herhangi bir havacıyla arada çok müthiş fark var. Yani evet intihar oranları da dünyada en fazla denizaltıcılarda. Ama bu adamlar, yo siz hiç denizaltıya bindiniz mi? Yok. Ben bindim. Nasıl bir şey biliyor musunuz? İzmir'de şeyde bu neydi orası? Göztepe değil. İzmir'de bir Piri Reis denizaltısı var. Müze denizaltı. 1946 yapımı. Yani bu 2. Dünya Savaşı'nda birazcık Alman teknolojisi, birazcık Amerikan teknolojisi diyelim. Hemen 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılmış. 80'lere kadar serviste kalmış ve 80'lerden sonra servisten çıkarılmış bir denizaltı. Bu denizaltının içine girdim. Onun böyle bir akülerinin olduğu bir oda var. Ha, Özdere'de. İzmir Özdere tarafında demirliydi. Koca bir oda düşünün. Simsiyah. İçindeki bataryalar çıkarılmıştı. Batarya odasıydı. Şöyle bir an düşündüm. Odadaki o ziyaretçilerle beraber onları ektim. Tek başıma kaldım odada. Bakın şöyle bir psikoloji. Duvara vuruyorsunuz. Duvarın öbür tarafı yani metalin öbür tarafı deniz. Ve simsiyah içi. Yani orada o psikolojiyi bir an hissettim. İnanın var ya insanın kafayı yememesi veya ürkmemesi mümkün değil. Yani çok böyle nasıl söyleyeyim korkunç bir olay. Yani müthiş stres yaşatan bir olay. Şimdi bu adamlar burada tam bir şeyler olabilir. İşte Yunan Bankası'na girmiş dünyada kimse yok adam oradan parayı. Tam bu olabilir ama şu olsa anlayacağım. Türkiye'de bir sürü denizaltı filmi çekiliyor. Hani bu dağ filmi gibi bir sürü filmler var. O filmlerde de çok gerçeğe yakın şeyler vardı evet. Çok teknik hata yapılmadı. Ama bir tane çekilmiş. Bunda da böyle gösterilmesi gerçekten garip. Amerikan filmlerinde yok mudur hata? Düşün dünyanın en iyi var. Çok kalitesiz denizaltı filmleri var ama işte bir tane çektiysen ya bunun füze fırlatmayacağını bil. Bu denizaltının belli şeylerini öğren lütfen ya. Yani iki tane füze attın ama nereye attın? Söyle. Bir de bunu komutanın bilememesi. Yani komutan bir kere denizaltı komutanı torpido ateşlemeyi bile bilmiyordur ki. O torpido ateşlemeyle ilgili oradaki personel biliyordur. Adam her şeyi bilemez ki. Torpido de bari. Ha ben buna rağmen eleştirmiyorum. Neden? Madem dünyada bu kadar çok seyredilmiş, yani oyunculuklarını zaten eleştiremem. Artı bu Into the Night dizisinin son bölümündeki sahneyle sanki oradan bir birleşme var.
senaryo sanki şey gidecek gibi. Tabii bu Yakamoz'da da sürekli havada uçan bir uçak var. Sanki onunla da bir bağlantı kurulacak gibi geliyor bana. Ben şeye çok kıl oldum ya, bu teknik şeylerine. Yani aynı şeyi gördük işte. Neydi bu Teşkilat dizisinde? Arkasında devlet desteği, şusu birçok şey var. Amerikan Predator SİHA'sından füze fırlatıyor. Ya bir tane anka bulamadınız mı? Sonra çok eleştirildi, düzeltildi. İşte ilk başta Diriliş Ertuğrul çıkmıştı mesela. Orada askeri tarihçi arkadaşlar kıyafetlerle ilgili Twitter'da neler yazdılar. Bir sürü eleştirildi. Yani Türkiye'de bu askeri konularla alakalı film çekildiğinde gerçekten hiç umursanmıyor. Mesela şu Anadolu Kartalları bu yönüyle müthiş bir örnek. Hatta şunu söyleyeyim, bu Edison'un meşhur bir tane filmi vardı ya, pilotlar oynar yıllar önce. O film bile şu andaki birçok filmden bir askeri şey olarak çok daha doğru. Hiçbir çok fazla saçmalık yok yani. İşte dediğim gibi mesela hani biz sormamışlar ya, bu Ay sınıfı denizaltı füze fırlatıyor mu? Veya tek silahı torpido mu? Bunu bilmedi. Bir de aynı zamanda bu OYA var. Şimdi bilgisayar Google'a girseniz derin dalış kapsüllerine veya denizaltılarına baksanız hepsinin böyle küre şeklinde olduğunu. Çünkü binlerce metre su altına daldığı için, derine daldığı için basınca dayansın diye yapısının daha çok küresel olduğu, küre şeklinde olduğunu görürsünüz. Burada OYA'yı yapmışlar. Tıpkı bizim çocukluğumuzdaki Denizler Altında 21 Fersah filmindeki su altı aracı gibi. Yani neredeyse antenleri var şekli şey. Yani o 6000 metreye nasıl dayanacak? Yani genellikle 56 metre falan üzerine şey yapıyorlar. İlginç de. Bırak hani. Yani ilginçtir tartışmalar. Onu bile böyle yaparken birazcık içerisinde. Hani bir tane böyle bir bilirkişiye sanki sorulmamış gibi. Ya yine de ben dediğim gibi Türkiye'de bir denizaltı, ben hemen seyrettim. Yani ben hemen seyrettim çünkü denizaltı olsun benim için çamurdan olsun yani. Aslında denizaltı, ama buradaki asıl temel olay bence tabii bunların hepsi teknik yanlar, eksiklikler, yani bunun eleştirileri devam edecek Hakan. Asıl olay şu, yani bir gün güneşte yaşanacak bir olumsuzlukla dünyadaki hayatın sona ermesi üzerine kurulmuş ve bu ciddi olarak konuşulan bir şey aslında. Güneşten gelen o ne diyorlar şey ölümcül ışıklarla beraber, ışınlarla beraber insanlığın sonunun gelebileceği. Ben bu tür filmler piyasaya sokulduğunda böyle bir şeyi bekleyenlerdenim. Yani bu filmler durup dururken şeye sokulmuyor bence Hakan ya. Bence birazcık trend öyle ya. Yani şimdi bir zaman hatırlayın, eskiden hep depremlerdi. Bir zaman hep uçak şeyleriydi, uçak kaçırmalardı, uçak düşmelerdi. Yani biraz yani film sektörü neyi yakalarsa teknolojik olarak işte, ama şu yönü var. Yani işte bu eski Star Trek ve diğer uzay filmlerinde işte adamın saate bakarak konuşması, birçok şey i̇şte bilim insanlarıyla konuşulup sonradan gerçekleşmiş ve bazıları önceden duyulmuş. Yani çok da temelsiz değil. Şimdi adam hiç böyle bir şey duymamış olsa, böyle bir teori olmasa yapmaz. Dünyada mesela dünyaya her yıl 2000 tane asteroidin yaklaştığı ve çarpabileceği söyleniyor. Şu anda söyleniyor. Mesela çok büyüğün geldi, evet. Ve bir kıyamete neden olabileceği iddia ediliyor mesela. Bu ortaya çıktıktan sonra bu tür filmler çoğaldı. Bu vuruyor dünyaya çünkü, ve hayat çünkü bir tanesi sona vursa eriyor. Hayat sona erecek. Yani bir altyapısı olması lazım, bilimsel bir altyapısı. Ya ben denizaltı filmi çekildiği için memnunum, ama dediğim gibi çok fazla çekilmiş olsa, personelin bir kısmı böyle gösterirse olabilir her toplu. Aslında, ama bir tane çekilmiş böyle yapılmış. Bu eleştiriler aynı zamanda da yapılacak ikinci, üçüncü filmlerde çok daha dikkatli olunmasına yol açacaktır. Ama ben kendi adıma söyleyeyim. Oyunculuk bilmem çok eleştiriliyor ama bir Türk dizisinin ve oyuncularının büyük çoğunluğunun Türk olduğu, senaristinden tutun yönetmenine kadar Türk olduğu bir dizinin dünyada ilk onun içerisinde olmasının, kimi ülkelerde ilk altının içerisine girmesini anlamlı ve değerli buluyorum artık. Ya orası öyle, ama yani bunun için böyle olması da gerekir miydi? Ya ben şunu demek istiyorum. Şimdi sen dünyada denizaltıcılığın en eski olduğu 3-5 ülkeden birinden bahsediyorsun. Bak ta Abdülhamit, ben burada anlatmıştım programda. Abdülhamit Han zamanında vardı. İkincisi ordunun en disiplinli kısmından bahsediyorsun. Çünkü denizaltı da, orada filmde de diyor ya, zincirin en düşük halkası kadar kuvvetlisin diyor. Yani denizaltı personelinin disiplinsizlik yapma gibi bir şansı yok. Adam diyor ki mesela orada,
Sürekli bir tane disiplinsiz astsubay var. Ya o astsubayı göreve göndermezler zaten. Adam intihara meyilli. Ama o şeyden sonra oluyor ama işte. O durup ama daha ilk intihara dakikadan, meyilli olmuyor. Ama ilk dakikadan itibaren o arıza olan bir tane var ya sürekli. İşte biliyor, intihar ediyor sonra el bombasıyla biliyorsun. Yani tamam da. Ama işte o da şeyde artık kendi sonunun geldiğini görünce görüyor. Hatta ama astsubay da öyle. Sürekli komutanına, denizaltı komutanına isyan ediyor. Ya o kadar disiplinsiz bir adam nasıl olabilir denizaltıda? Yani bakın bu gemi de olur, kara piyade de olur, şurada olur, burada olur ama yani bu böyle bir jet pilot olamaz yani. Böyle bir denizaltıcı olamaz. Böyle bir komuta merkezinde bir adam olmaz. Öyle olmaz, şöyle olmaz, böyle olmaz ama biz şimdi bir yıl savaş bilme seyrediyor. Olur da bakın o kadar kötü askerler gibi, adam Amerikan askerini, Fransız askerini bir yıl şeyi gösteriyor. Orada da bizim askerimizi nasıl böyle gösteriyorsun diye tartışma mı yaşanıyor? Bizim askerimizde olmaz demiyorum bakın. Orada Türkiye'de kaç tane denizaltı var? 12 tane. Ya 12 tane var toru topu. Ya sadece 12 tane var. Türk ordusunda kaç tane piyade var? Binlerce. Yani kara kuvvetlerinde şurada burada olur mu? Her denizaltıda ne kadar personel var? Ya en fazla 30-40, 50-60-70 tane. Yani 50 diye çarpsan yani 600 ya personel olan seçkin bir birlik aslında söz ediyor. Ya işte özel şey, ya bu ne demek biliyor musun? Özel kuvvetler komutanında bir tane adam var ki iyi nişan alamıyor. Şimdi iyi nişan alamayan asker var mıdır Türk ordusunda? Olmaz, binlerce var mı canım? Özel kuvvetler komutanlığında iyi nişan almayan adam var mı? Ama ben İki yıldır onun eğitimi yapıyorlar. Ben 2,5 lirayı vuruyordum mesela. Yani bu onun gibi bir şey. Adam denizaltıcı, stresi dayanamıyor. Denizaltıcı, disiplinsiz, denizaltıcı komutanına itaatsizlik yapıyor. Ya bu adam yıllardır gemide, kimse bunu fark etmedi mi? Böyle bir adam yok yani. Bunun Türk ordusu değil bakın. Amerikan ordusunda da yok. İşte şeyde başlıyor artık, dünyada hayat bitmiş. Ya adam doğal olarak biz ne olacağız lan yani? Yanlış yerden bulmuşlar. Ya düşün ki dışarı çıkıyorlar, tüm gıdalar zehirli. Gıda bulamıyorlar, sadece patates yiyorlar. Bir gidiyorlar herhangi bir limana çıkıyorlar, tüm insanlar ölmüş. İşte Bulgaristan'a gidiyorlar, tamam mı? Orada bir barınak olduğunu düşünüyorlar. Oradan acayip ucube adamlar, insan eti yiyen ucube şeyle madenciler çıkıyor ve madenciler bunları kovalıyor. İşte dizinin başlarında bulan kız orada ölüyor mesela. Gerçekten ben şunu kadın. Çok gördüm. Yani Diriliş Ertuğrul'da, diğerlerinde, öbürlerinde. Yani şu dediğim gibi o Anadolu Kartalları filmi hariç film sektörü, sinema sektörü. Yani hastaneyle ilgili bir film çektiğinde doktorları alıyor karşısına. Doktorlara her şeyini soruyor. Ama savaş filmlerinde yani böyle şey gırla geçiyor. Yani böyle çok fazla hani olmaması gereken komik. Ucuz Hollywood filmleri vardır. Ucuz Amerikan filmleri vardır, savaş filmleri. Ama dikkat edin, tarihi filmlere dikkat edin. Mesela bir Das Boot belgesi filmine, denizaltı filmine veya 2. Dünya Savaşı ile ilgili filmlere. Her şey böyle çok şeydir yani, olması gerektiği gibi. Çünkü tarihi bir savaş olayını anlatıyorsa böyle çok müstesna filmler var. Ama klasik mesela denizaltıda geçiyor ama aslında konu denizaltı değil, öyle filmler var evet. Çünkü ben hepsini dediğim gibi listesini yaptım da seyrettim. Şimdi bu öyle var, olmamalıydı yani. Dizide şöyle bir şey var, bilmiyorum. Arma'nın, Kıvanç Tatlıtuğ'un babasıyla en sonunda bir iletişim kuruluyor. Bir uzak kozmonot şeyinin içerisinde Hindistan'da bir yerde olduğu söyleniyor. Zaten bu denizaltını da oraya gönderen kendisi aslında. Ama bu Türkiye'nin en zengin iş adamlarından biri. Bu göndermeye yapınca aklıma şeye geliyor. Hani bu Elon Musk geliyor. Evet, Elon Musk. Genelde öyledir ya. Yani mutlaka bir zengin vardır, bir finansör vardır. Yani seçkin insanları, bilim insanları. Bir yerdeler beni. Zaten öyle olmayacak mı? Yani bir gün eğer dünyadan birileri bir felaket gelecek diye kaçarsa, ki ben buna inanmıyorum. Yani ben dünyaya gelecek bir felaketten kaçılarak... Ama ben bunun tüm arayışın olduğunu düşünenlerdenim ya. Kaçılarak kurtulabileceğine ben inanmıyorum. Yani dünyaya eğer güneşte bir felaket oluyorsa zaten hepsi, bütün galaksi gidiyordur. Ama diyelim ki öyle, ama teoride böyle. Yani en azından Amerikalılar böyle düşünüyor. İşte biz kaçacağız. Kaçarken dolayısıyla ne olacak? Finansör en zenginler, bilim insanları, genler şey olsun diye. İşte çünkü orada uzayda da çoğalma devam edecek. Gıdalar, işte o Finlandiya'daki şeyler. Şey var Hakan, bir film var mesela. İşte Himalay dağlarında tahmin ediyorum. Bir üst var. Dünya devletinin tüm şeyleri oraya gidiyor. Orada da gemiler var. Gemiler var biliyorsun. Evet. Dünyayı sular basıyor ve oradan da insanlığın son işte yine Nuh'un tufanı gibi, Nuh'un gemisi gibi bir olay. Orada kavgalar falan yaşanıyor. Ama bu filmin sonunda da şöyle bir şey çıkacağını düşünenlerden bilgin olsun. Yani daha ilk bölümün şey yapacağız. 7 bölümlük bir olay biliyorsun, sezon olarak baktığımızda 7 bölümden oluşuyor ilk sezonu.
bu güneş meselesinin dünyanın yeniden kendi kendine doğuşu üzerine kurgulandığının olduğunu göreceğiz. Yani hayatı yeniden sıfırlayarak dünyada nasıl nüfusun azaltıldığı, kaynakların artık herkese yeteceği bir dünyanın hazırlandığını birileri tarafından. Çünkü NATO biliyor mesela, çok ilginçtir. Bu operasyon aslında NATO merkezli bir operasyonda. NATO tüm tehlikenin farkında. Hatta burada kimse şey yapmıyor mesela. Ama orada bir sürü soru var. Niye diğer denizaltılara da aynısını yapmıyorlar? Ama bunu şey, işte o zengin Arman'ı kurtarmak üzere organize yani ederek gönderiyor. NATO en azından denizaltı personelini işte, kurtarsın. Devlet başkanlarını koysun, denizaltıları göndersin. Biz gönderildiğini düşüneceğiz işte. Göreceğiz zaten onu. Buradaki temel olay şey gibi geliyor bana. Mesela şeyin Türk İstihbarat Merkezi'nin yani şeyinden kaçan bir kız var mesela, gemiye biniyor. İncirlik üstünde. O da o incirlik üstünde çok komikti ya. Masalar koymuşlar bir tane monitör. İncirlik üstünden kaçıyor mesela. Onu almak için evine falan gidiyorlar. O gemiye sığınıyor. Biliyor ki bir yeraltı ama şey deniz altında hayatın mümkün olacağını ve S-230-245'e de bir görev verildiğini bilerek o oraya saklanıyor. Sonra ortaya çıkıyor, yakalanıyor. Onu daha önce araştırmak lazım. Denizaltının içinde gerçekten o insanın öyle korsan bir şekilde yaşayıp gidebileceği bir kadar boşluk var mı? Ben zannetmiyorum. Ya da habersiz girilebilir mi yani? Ya girilebilir. Farz dedi ki girdi de. Orada o böyle sanki böyle büyük uçak gemisi gibi arada bir sürü böyle havalandırma şeyin boşlukları şeyler işte, var gibi. Askerlerin kaldığı şeyin altına saklanıyor. Yani orada saklanıyor. O kadar böyle bir hani boşluk. Konserveler kayboluyor, birbirlerine giriyorlar, sen tamam, yiyorsun diyor. Yani orada o kadar bir insanın böyle hareket edebileceği ve saklanabileceği. Denizaltında gerçekten oradaki şey doğru. Denizaltında gerçekten burun kısmında insanlar o torpidoların altında yatıyorlar. Yani üzerinizde yaklaşık bilmem kaç yüz kiloluk ve harp başlığı olan bir torpidonun altında yatıyorsunuz ve yanında yatıyorsunuz. Yani düştüğünde, vurduğunda sizin üstünüze düşüyor yani. Düşer. Yani vurulduğu anda. Yani mesela farz edin ki oradan bir şey vuruldu veya bir şekilde bir yerden çıkmaz da. Bir gemiden kurtulabilme şansınız var. Bir helikopterden bir kurtulabilme öyle ya da böyle şansınız var. Yok. Denizaltıda yok değil mi? Yok işte gördünüz işte Kursk denizaltısında Batılılar gelmesin, prestijimiz kaybolmasın, işte sırlarımız ortaya çıkmasın diye zamanında müdahale ettirmediler. İnsanlar içinde canlı canlı öldü. Dumlupınar'da gemiyle çarpışan işte bizim Dumlupınar denizaltısı. Boğaz'da gemiyle çarpıştıktan sonra biz orayı onu konuları kurtarabilecek tesisatımız o zaman yoktu. Yeterli değildi. İnsanlar içinde saatlerce kaldıktan sonra şehit oldular. Aynı şekilde birçok dünya donanmasındaki denizaltı kazalarında çok var öyle. Hatta ben size şeyi söyleyeyim. K-19 denizaltısı var Amerika'nın. Bilmiyorum burada mı anlatmıştım. Bu şeyi bulan adam. Titan'ı bulan adam var ya. İsmini şimdi unuttum. Robert mıydı? Ballard galiba öyle bir şeydi. Bu adam Amerikan donanmasında bir subay. Ama bu oşinograf ve diğer su altıyla alakalı bir uzman. Diyor ki ben Titan'ı bulmak istiyorum. Amerikalılar diyor ki tamam Titan'ı sana buldururuz donanma imkanlarını. Ama bize önce Scorpion denizaltısını bulacaksın. Nükleer denizaltı testler sırasında batmış. Önce gidiyor onu buluyor. Ondan sonra diyorlar ki bir de diyorlar Rus denizaltısını bulacaksın. Hangi Rus denizaltısı? K-19 Rus denizaltısı. Denizaltının balistik füzelerini merak ediyorlar. Amerika'da bakın Amerika'da şöyle bir şey yapılıyor mesela. Koca bir tane su altında şey yapan hani petrol arayan büyük platformlar var ya. Koca bir gemi yapılıyor ve Amerika'da bunun reklamı yapılıyor. Denizaltı madenciliğine başlayacağız, okyanusta maden bulacağız diye basına günlerce demeçler veriliyor. Sırf bu CIA operasyonunu saklamak için. Bütün Amerika ve dünya kandırılıyor. Sonradan belgeselleri var bunun. Ne amaç ne biliyor musunuz? Koca bir gemi yapıyorlar, Rus denizaltısını tespit etmişler. K-19 Rus denizaltısını çıkaracaklar. Denizaltıyı çıkarıyorlar, çıkarırken ikiye bölünüyor. Nükleer füzeleri düşüyor, füzeleri elde edemiyorlar ama denizaltıyı buluyorlar. Denizaltıyı bulduktan sonra bakıyorlar ki içindeki Rus denizaltıcılar günlerce de yaşamış, sonra ölmüş adamlar. Adamların şeylerini çıkarıyorlar, cesetlerini Hristiyan adetlerine göre gömüyorlar. Bunu da videoya çekiyorlar. Davos'ta ta yıllar sonra Gorbaçov'la Reagan şey yaptıklarında hani anlaştılar ya Soğuk Savaş'ın Glasnost ve Perestroika'dan sonra falan. Orada Reagan video kaseti bir iyi niyet şey olarak, bir jest olarak Gorbaçov'a veriyor. Sizin denizaltınızı zamanında bulmuştuk. Adamlarınıza da böyle cenaze töreni yaptık. Bu da video kaseti diye.
Böyle denizaltıcılık zaten çok apayrı bir şey. Ve çoğu insan bunu yaşıyor ama, yani bir süre sonra. Ama tabii bu filmin iyi bir tarafı galiba herkes konuşmaya başladı. Denizaltı konusunda öyle de ya böyle herkes bilgi sahibi oluyor. Akdeniz'in en büyük planından biri bizde. Bu bir olumluluk. Yani tüm eksiğine rağmen olumluluk olarak okuyorum ben en azından. Ya öyle de işte dediğim gibi hani çok fazla şimdi dağ filmi falan var ya böyle birkaç tane çok fazla bir Türkiye'de komando mamando asker. O filmler 10 tane film çekilmiş bir tanesinde de oradaki askerler yolsuzluk yapan şu falan onu anlayacağım. Ama ya buradaki bana işte garip geldi. Bir tane en, çekiyorsun ulan bir tane bari itinalı çek yani. En disiplinli adamlar, strese dayanan adamlar. Yani bu ülkede savaş çıktığında kafayı en son yiyecek adamlar. Çünkü bu adamlar her gün savaşa gittiğinde o kafayı yiyecek şartlar zaten altında. Zaten yok olarak yani yaşıyor. Siz ben bir göreve gitsek ikimiz. Şöyle bir 6 ay normal geri dönmeyiz. Şimdi hiç bilmedik ya denizaltıya ikimiz de. Bir gitsek gelsek aynı adamlarla daracık bir yerde. Yani gerçekten bir denizaltının içine girin, gezin. Anlarsınız yani. Bir hücredesiniz aslında. Ya yani birbirine değmeden geçemediğin ve nöbetle uyuyorsun. Yani senin böyle yatağın yok. Bir yatakta 8 saat arayla 100 kişi yatıyor. Yani büyük Amerikan herkes için bir yatak yok yani. Tabii ki. O kalkıyor o yatıyor. O kalkıyor o yatıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Böyle bir hayat ya. Ve aylarca göreve gidiyorsunuz. Şu 2. Dünya Savaşı'nda savaşan adamlar falan o U-botları falan var ya. Onlar yani insanüstü insanlar yani. Öyle normal diğerleri gibi değil. Bir de o şartlarda adam hem savaşıyor bir de savaşmayı bırak kalması bile mucize. Yani doğrusu ne bileyim biraz bana şey geldi yani. Ve bir de o bütün savaş filmlerini seyrettiğim için film eleştirmeni değilim ama savaş filmlerini filmi izliyor musun? Ya ben şimdi denizaltı ya benim için fark etmez. Hemen seyrettim zaten. Hepsini sabah bitirdin mi ilk bölümü? Gece başladım hemen i̇lk bitirdim. Hadi ya yedisini birden. Netflix'e girer girmez. Aman ya benim için denizaltı olsun çamurdan olsun. Benim seyretmediğim denizaltı filmi yoktur ki. Yani normal filmini seyretmem zaten. Biz de sonuna yaklaştık. Bu sezonun herhalde 6. bölümdeyiz biz de. Yoksa bakalım benim için iyi rol yapmışlar, şu yapmışlar, bu yapmışlar bunlar önemli değil. Yani bir de içinde Türk denizaltısı var ilk kez. Ama Bulgaristan bölümünü muhteşem yapmışlar. Muhteşem yapmışlar hep. Yani evet. Ben yani o Into the Night'ın da ilk bölümünü seyrettim. İkinci bölümü hoşuma gitmedi. İkinci sezonu daha doğrusu. İkinci sezonunu bıraktım. Bilseydim böyle birleşecek. İzlerdim hiç olmazsa kıyasla. Onu da izlerdim. Ama evet. Şeyde de sürekli havada olan bir uçak var. Dizinin içerisinde. Ben de diyorum ki acaba o Into the Night'a mı gönderme yapılıyor? Merak ediyorum. Şimdi seyredip bizim merak ettiğimiz diğer bir film de Top Gun 2. Bakalım nasıl olacak. O çıkacak yakında. Netflix değil tabii değil mi? Netflix değil. O pandemiden dolayı bayağı uzadı. Ama bence güzel bir şey. Dediğim gibi eleştirdiği konularda birazcık da haklılar ama biraz daha böyle yani ben birazcık da şunu eleştiriyorum. Tamam adam yanlış yapıyor olabilir de hemen o yanlışın içine girmeleri de yani sanki potansiyel çok disiplinsiz bir askermiş gibi. Hani ilerleyen zamanlarda olsa anlayacağım. Çok yoğun bir şeyler olduğunda. Daha dakika bir gol bir denizaltının içinde herkes cozuttu. Ya bu çok normal değil. Hemen bir soru sorayım. Türkiye'nin 12 tane denizaltısı var dedin. Günümüz dünyasında kaç tane olması gerekiyor Türkiye'nin Akdeniz Ege açısından baktığında? Ya Türkiye şimdi 6 tane de havadan bağımsız tahrikli. Yani kendi içinden havayı üreterek dizel motorunu çalıştırabilen, şnorkel çıkarmadan gidebilen yeni bir denizaltıları yapıyor. Reis sınıfı biliyorsunuz. Anlatmıştık zaten. Bunların bir tanesi denize indi. 6 tane de onlar geldiğinde bir kısmı çıkacak. Bu 14-15 civarı yine denizaltı olacak. Ya diğerleri ömrünü tamamlayacaklar. Evet var. Şöyle söyleyeyim. Yunanistan'ın da 10 tane var. Zaten Akdeniz'de en fazla denizaltısı olan ülke biz. Sıralamada da Fransa'nınkinin hepsi nükleer. Hepsi nükleer. Ama o yüzden sayı olarak daha az 10 tane ama hepsi nükleer güçlü. Yani biz denizaltı filosu olarak çok iyiyiz. Bir de denizaltıcılığımız çok eskiden kalma çok iyi. Yani bu yeni 6 tane havadan bağımsızlarla beraber bence yeterli. Çünkü bizim de bunu bir idame ettirmek için. Akdeniz'de deyince İtalya'da mı zayıf? Bütün Akdeniz. Yok İtalya'da mı zayıf bu konuda? Yani zayıf değil ama 12 tane denizaltısı olan yok başka. Ve bizim şöyle söyleyeyim. Bence yeterli. Yani şu andaki diğer deniz su üstü hani gemilerimize baktığımızda. Somali'den bilmem neye kadar üstleriniz var bilmem neye. Ama var, o zaman şöyle yani şimdi senin hava savunma muhribin daha TF2000'i yapmamışsın. Fırkat eğimlerin daha yeni. Tutup da bir sürü denizaltı ölçülü olması lazım. Yani hiç nakli uçağın yokken 100 tane savaş uçağın olsa olmaz. Yani nakli uçağın da olacak. Yani birbirini dengeleyen. Tabii helikopter. Yani şu anda donanmanın şeyine baktığımızda denizaltı sayısı yeterli. Yani genel bütün harp gemilerine baktığımızda hatta bu 6 taneyle de bayağı bir çok çok da iyi olacak.
O yönüyle ben sıkıntı yok. Bizim şeyimiz bir an önce muhribimizin, destroyerimiz yok, onu yapmamız Yakomaz lazım. S-245. Son evet. Sözünü alayım, programı bitirelim. Valla ben her şeye rağmen yani en azından bir denizaltı filmi çekilmesi, çünkü her ülkede yok benim denizaltı filmi. O yönüyle güzel. Keşke bir de sorsalar ya. Bir tane denizaltıcı bulup sorsalar, onu diyeceğim. Ben filmin bir bilim kurgu filmi olması açısından ve dünyanın sonuyla ilgili olarak yapılmış, belki uluslararası anlamda ve çok büyük bir parayla yapılmış, Netflix açısından söylüyorum, ciddi bir bütçeyle yapılmış. Bir film, maketi var çünkü geminin. Evet, evet, film olmasından dolayı önemli ve değerli buluyorum. Eksik taraflarını zaten uzmanları, Hakan gibi başka uzmanlar da konuşuyor. İşte emekli tümamiral Cem Gürdeniz gibi tüm denizciler de bu konuda eleştiriler getiriyor. Tahmin ediyorum ikinci sezondan sonra bu eksiklerin hepsinin giderileceğini düşünüyorum eleştiriler kapsamında. Çok daha bir tık yukarıya tırmanacak. Bir de şey var, o adam Bosna'da 13 yaşındayken şey yapmış ya. Hani Bosna'da 13 evet, yaşında. Evet, onu hakuku. Ya şimdi Bosna Hersek'te bir çocuk 13 yaşında zulüm görmüş. Türkiye'ye gelmiş, deniz lisesine girmiş dolayısıyla tabii olarak. Oradan deniz harbi okuluna girmiş. Sonra mezun olmuş, yüzbaşı olmuş. Yani zaman grafiği uymuyor yani. Niye? Ne zaman bu adam girdi de şey yaptı, yüzbaşı oldu? 30 yaş itibariyle bakarsak nasıl, tamam da bizim biz Orta Asya'daki Orta Asya Cumhuriyetlerinden... Çünkü şeyden biliyorsunuz, İsmail Cem tahmin ediyorum Dışişleri Bakanlığı dönemi. O dönemde getirilmiş Türk çocuklar var şeyden, Bosna'dan. Onlardan deniz lisesini almışlar. Evet, yani ben şeyleri duydum ama Orta Asyalıların hiç Bosna'yı duymadım. Ya oraya da öyle bağlıyor tahmin ediyorum. Onun üzerinden kurulması gerekiyor. Orada sanki çalışılmamış biraz. Yani çünkü ben Bosna Hersek meselesinde Türkiye'ye de ciddi bir şekilde bir Türk nüfus getirildiğini bilenlerdenim. Hatta bir kısmını İsmail Cem hepsinin getirilmesini ve itiraz ediyor. Gelmemesi gerektiğini söylüyor. Orada kalmaları, Balkanlardaki etkinliğimizin korunabilmesi için gelmemeleri gerektiğine yönelik olarak bir tavır koyuyor. Zaten geminin komutanının da onun manevi babası aslında, aynı zamanda kızı gibi. Buradan bir şey söyleyeyim. Kızıyla bir babaya aynı yerde görev verirler mi normal itibariyle? O zaten ona hiç girmedim. O zaten mümkün değil. Değil mi? Ya o mümkün değil. Öyle bir şey olabilir mi? Bir de şunu söyleyeyim. Türk donanmasında gemilerde kadın subaylar var. Yıllardır görev yapıyor ama denizaltılarda yok. Hatta Amerika'da bu olay oldu. Niye Amerika'da denizaltılarda olmazmış diye şey çıktı. Sonradan birkaç yıl önce Amerika'da işte kanun değiştirdiler. Artık Amerika'da denizaltılarda kadın subay var. Son birkaç yıldır. Bizde bilim kurguya olmadan koymuşuz. Bizde şu anda yok. İşte böyle dünyada da bununla ilgili garip garip uygulamalar var. Ama adı üzerinde kurgu bu film, öyle ya değil mi? Olsun ama ya. Yani deniz, şimdi orada kadını koymak zorunda. Tamam yani ne yapayım, Türk ordusunda yok diye. O zaman filmde kadın oynamayacak. Tamam, onu anladık da. Yani füzemize ne bileyim gerçi. Neyse sevgili sevgili Gerçek TV izleyicileri, dünyanın sonu yaklaşımı üzerine anlatılan, dünyada insanlığın bittiği üzerine anlatılan ve özellikle de Türkiye'de çok zengin bir iş adamının da bu işin içerisinde parmağı olduğu anlatılan bir film. İzlerseniz siz de bizim dışımızda farklı şeyler görebilirsiniz. Bizim gördüklerimiz bunlar. Hakan çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Çok sağ olasın. Bir başka yayında görüşmek üzere. Lütfen yayınımızı beğenmeyi, abone olmayı ve aynı zamanda katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere.